Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyor. Çok çok önemli. Çöz kazan. Arkadaşlar, en çok çıkan sınav sorularından derledik. E-sınavlarda sizlere de çıkacak 50 soru çözeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyorum arkadaşlar. Sorulara başlamadan önce Nedim Şeker Akademi YouTube kanalına abone olup Instagram hesabından da takip ederek %100 başarı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Sorumuza başlıyoruz. Sorularımıza birinci sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespitle kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Evet, burada arkadaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir soruyor. Şehir içindeki açık ve kapalı, bakın, açık ve kapalı otoparklara belediyeler izin verir. İlgili belediyeler. Evet, Adana seçeneği cevabımızdır. Bilginiz olsun. Evet. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Yayaların, hayvanların ve araçların karayollar üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Trafik, ulaşım, taşıma, erişme. Tabii ki trafik denir. Trafiğin unsurları yayalar, hayvanlar ve araçlardır. Bilginiz olsun. Üçüncü sorumuz: karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Evet, karayolunda motorlu veya motorsuz aracı kullanan kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki sürücüdür. Ehliyetli kişiler sürücüdür. Şoför kimdir? Şoför, karayolunda motorlu aracı ticari amaçla kullanan kişidir. Değil mi? Ehliyetli kişi. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? Banket, terminal, hemzemin geçit, taşıt yolu, kaplama. Evet, karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan bölümüne taşıt yolu denir arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. 1, 2, 3 verilmiş. Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır? Sürücülerin yapması yasak. 1, işaret vermeden şerit değiştirmeleri. 2, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları. 3, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Değil mi? Bakın burada kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları kesinlikle doğrudur. O zaman demek ki 2'nin olduğu şıklar değil arkadaşlar. Neye bakacağız? 1 ile 3. 1 ile 3'ün olduğu şıkkımız Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 6. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır? A. Yolcuların isteğine göre araç kullanmak. B. Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. C. Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetlemek. D. Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek. Tabii ki sürücüye uygun bir davranıştır. Yoldan geçerken bir kaza gördüğünüzde, eğer orada yaralanmalı bir kaza ya da maddi hasarlı da olabilir arkadaşlar, durup mutlaka yardım etmek görevimizdir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 7. sorumuza bakalım. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Evet, durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli.
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli. C. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. D. Durmadan dikkatli geçmeli. Bakın yeşil ışık yanmakta. Ne yapacaksınız? Dikkatli bir şekilde geçmek zorundayız. Denizli seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası verilir. B. 6 ay hapis cezası verilir. C. Süresiz araç kullanmaktan men edilir. D. Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. Evet, sürücü belgesi alınmış bir kişi araç kullandığı tespit edilirse idari para cezasıyla cezalandırılır. Adana seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz otoyolda 90 km hız saatle hızlı giden bir araç, otomobil. Bakın. Önündeki araçla arasındaki en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Bize burada takip mesafesini sormuşlar arkadaşlar. Takip mesafesi hızın yarısıdır. 90'ın yarısı kaçtır? Bakın 90'ın yarısı 45. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre bize yine neyi verir? Takip mesafesini verir. Bursa seçeneğinde doğru cevap. Yerleşim yerleri içinde, yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? 30, 150, 50, 200, 60, 250, 70 ve 300 şeklinde verilmiş. Yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında da 150 metreden ne yapmamız gerekiyor? Sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Yani gideceğimiz yönü belirtmemiz gerekiyor. 30 ve 150 olacak arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Evet. 24 saatlik herhangi bir süre içinde 1,5, 2,5, 4,5 ve 5,5'sa bakın 5,5'sa 4,5 saatten değil mi? Devamlı olarak 4,5 saatten fazla, toplamda da 9 saatten fazla araç sürmeleri nedir? Yasaktır. Evet. Ceyhan seçeneği. 12. sorumuz. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? Sürücüye bakalım. Sürücümüz. Evet. Karşısında yol ver işareti var. Hızını artırarak kavşağa girmesi. Uygun mesafede mutlaka durması. Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi, ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi gerekiyor. Herhangi bir araç da yok. Ceyhan seçeneği doğrudur. 13. sorumuza bakalım. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken benzeri yer ve hallerde nokta nokta yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Evet, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken sis ışıklarını, park ışıklarını, yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren farları hangisini yakmalıyız arkadaşlar? Tabii ki uzağı gösteren farlarımız yanmalıdır. Bu nokta nokta olan yere deniz seçeneği gelmelidir. 14. sorumuz okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir? A, aracını durdurmalıdır. B, dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C diğer sürücüleri uyarmalıdır. D hızını artırarak uzaklaşmalıdır. Evet, burada dur levhasını, dur bakın, kutasının arkasındaki dur işaretini, yandığını görmüş iseniz aracınızı durdurmanız gerekiyor. Çünkü öğrenci indirilip bindirildiğini bize bu işaret, dur işareti bize bildirir. Adana seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir? A. Sigortanın 60 olması. B. Fren hidrolinin eksilmesi. C. Yakıt göstergesinin arızalanması. D. Akü kutup başlarının oksitlenmesi. Bakın, uzun ya da kısa farlardan birinin yanmamasına sebep olması tabii ki sigortadan kaynaklıdır. Sigortanın atabildiğini, 60 olduğunu bize gösteriyor. Adana seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? Evet. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Öndeki araca arkadan çarpmak. C. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D. Takip mesafesine uymamak. Evet. Arkadaşlar, burada asli kusurdan bahsetmiş. Bakın, asli kusur nedir? Öndeki araca arkadan çarpmaktır, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. Her durumda arkadan çarpan arkadaşlar asli kusurludur. Hareket halinde duran aracın arkadan çarpmak. Evet, 17. sorumuza bakalım. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Geçişler dışında trafik sağdan akar. B. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. C. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. D. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Arkadaşlar, çok şeritli kara yollarında bilindiği üzere sol şeritler ne için ayrılmıştır? Sol şeritler, değil mi? Şöyle bir yolu düşünelim. Böyle bir yolda sağ şeritler yük ve yolcu taşımacılığı yapan işte kamyon, otobüs, tır, çekiciler. Sol şeritler ise geçiş üstünlüğüne sahip araçların gitmesi gereken şeritlerdir. Burada hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Yanlıştır. Sol şerit sürekli olarak işgal edilmez. Bilginiz olsun. Denizli seçeneği doğru. 18. soru. Trafik görevlisinin hangi hareketi hızlanma talimatıdır? Evet, hızlanma talimatı baktığımızda yine şekillerde Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Bakın, hızlanma talimatı. Cevap C seçeneğidir. Evet. 19. soru. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu gösterir? Kontrolsüz kavşağı sormuş arkadaşlar. Ana yol tali yol işaretleri A, C, D'de. Bursa seçeneğinde ise kontrolsüz kavşak işareti verilmiş. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Evet, bilgi işaretlerinden sorulmuş. Bakın arkadaşlar, yeni çıkan sorulardan birisi. Hemen Adana, Ceyhan, Bursa'daki işaretlerimizin, bakın, bilgi işareti olmadığını, Denizli seçeneğinde, bakın, işaretimiz tek yön bilgi işareti Denizli seçeneğinde verilmiş. Yirmi birinci sorumuz. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Tabii burada gevşek malzemeli zeminden bahsetmiş arkadaşlar. Bakın, gevşek malzemeli zemin işaretimiz var. Takip, hızını
azaltıp takip mesafesini artırması gerekiyor. Bursa, burada Bursa seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? Evet, yasaklama ve sınırlama. Adana seçeneğinde bütün yasakların sona erdiğini bize bildiriyor. Bisikletlerin geçebileceğini, yolda çalışma var. Ama Denizli seçeneğinde ise yasaklama, değil mi? Sınırlamanın olduğunu bize bildiriyor. Taşıt trafiğine kapalı yol. Denizli seçeneği. Evet. 23. soru, aşağıdakilerden hangisi, trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Yine Adana, Ceyhan ve Bursa ana yol tali yol işaretlerimiz. Denizli'de verilen dur levhası fasılalı kırmızı ışıkla aynı anlamdadır. Kesinlikle durulması gerekiyor ve tali yol işaretidir arkadaşlar, bakın. Yolda bulunur. Dur, Denizli seçeneğidir. Yol ve işareti ve dur tali yolda bulunuyor. 24. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi karayollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır? A. Mesleki yeterlilik belgesi. B. Zorunlu trafik sigorta belgesi. C. Tescil belgesi. D. Sürücü belgesi. Evet, yük ve yolcu taşımak için mesleki yeterlik belgesi alınır. Arkadaşlar, mesleki yeterlik belgesi SRC'dir. Bildiğiniz gibi. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz, frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? Tabii ki en fazla diyor. Bakın, en fazla 5 metre olması gerekiyor. 26. sorumuza geçelim. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır. B. Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir. C. Şehir içi ve şehir dışı trafikte isteğe bağlıdır. De şehir içi ve şehir dışı trafikte mecburidir. Arkadaşlar, emniyet kemeri ile ilgili şehir içi ve şehir dışında mutlaka takılması zorunludur, değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 27. sorumuz, kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihine itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır? 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Evet, takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren araçlarında soruyorlar. Bakın, araçlarında arkadaşlar 1 ay süreyle saklanması gerekiyor, değil mi? İş yerlerinde ise 5 yıl demiştik. Evet. Hemen 28'e bakalım. Şekilde görülen araç geçme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği. B. 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. C. 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. D. 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Hayır arkadaşlar, bakın burada dikkat edin. 2 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı, yani arkadan gelen trafiği kontrol etmediği, bakın. Devamlı çizgiden karşıya geçmeye çalışmış ve burada trafiği tehlikeye sokmuş. Evet, Adana seçeneği doğrudur. 29. sorumuz, şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Traktör, yaya, otomobil, motosiklet. Evet, bakın burada yaya geçidi, yaya geçidinden geçmek üzere lastik tekerlekli traktör, otomobil ve motosiklet hareket halinde. Tabii ki ilk geçiş hakkı böyle bir durumda her zaman kimindir? Yayalarındır arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz, aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Takip mesafesi, geçiş mesafesi, intikal mesafesi, görüş mesafesi. Tabii ki takip mesafesidir. Adana seçeneği doğru cevap. 31. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? Diferansiyel, şaft, vites kutusu, kavrama. Evet arkadaşlar, geri hareketini hangisi sağlıyor? Tabii ki vites, değil mi? Yani vites kutusunda geri vitese takarız. Tak, araç geriye gider. Evet, Ceyhan seçeneği burada doğru cevap. 32. sorumuz. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtülerek. B. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını bujiyle ateşleyerek. C. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını bujiyle ateşleme yaparak. D. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme yaparak. Bakın arkadaşlar, benzinli araçlarda kesinlikle mazot kullanılmaz, değil mi? Mazotun geçtiği şıkların tamamı yanlıştır. Adana seçeneğinde mazot geçiyor, eledik. Bursa seçeneğinde mazot geçiyor, eledik. Denizli seçeneğinde enjektör geçiyor, eledik. Bujiyle ateşleme yapılır. Ceyhan seçeneği sorumuzun cevabı. 33. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Fren pedalinin zayıf olması. B. Fren hidroliğinin fazla olması. C. Fren sisteminde hava olması. D. Fren müşürünün arızalı olması. Fren lambalarının yanmamasına sebep olan fren müşürünün arızalı olmasıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. 34. soru, sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? A. Şarj sisteminin çalışmadığını. B. Yağ basıncının çok düştüğünü. C. Lastikte basınç kaybı olduğunu. D. Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Evet, burada da dikkat edin arkadaşlar, hararet göstergesini. Bakın burada bize sormuş, soğutma suyunun sıcaklığının aşırı yükseldiğini bize gösteriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Evet, gösterge panelinde yer almaz. Kilometre saati, kontak anahtarı, hava yastığı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, hangisi yer almaz? Bakın, bu soruda çok göreceğiniz sorulardan değil. Dikkat edin. Hangisidir? Tabii ki kontak anahtarı, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. 36. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Arka sis lambası ikaz ışığı, hava yastığı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı, D ABS fren sistemi ikaz ışığı. Bakın burada yine bize aküyü gösteriyor, değil mi? Akü şarj ikaz ışığıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 37. sorumuz. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Hava yastığı, fren hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrol. Değil mi? Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren tabii ki hidrolik direksiyondur. Cevap nedir? Ceyhan seçeneğidir. ABS fren sistemi, değil mi? ABS fren sistemi virajlarda direksiyonun daha kolay dönmesini sağlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 38. sorumuza bakalım. Güç aktarma organlarından gelmiş. Şekilde soru işaretiyle gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır? Aks, diferansiyel, kavrama, vites kutusu. Bakın şu noktayı soruyor bize.
Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organı akstı. Biz burada bize diferansiyeli sormuş, değil mi? Evet. Bursa seçeneği. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten aktarmada şafttır, değil mi arkadaşlar? Evet. Şafttan aldığı hareketi akslar kanalıyla tekerleklere ileten de yine diferansiyel. Evet, 39. sorumuz, yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Antifriz seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağı seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Yağ çubuğunun görevi nedir? Yağla ilgili, değil mi arkadaşlar? Motor yağ seviyesini göstermektir. Evet, yağ çubuğu yağ seviyesinin iki çizgi arasında olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 40. soru, yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisinin piston biel mekanizmasıyla krank milliyle ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru. B. Elektrik motoru. C. İçten yanmalı motor. D. Dıştan yanmalı motor. Evet, burada da içten yanmalı motorlar, değil mi? Isı enerjisini piston biel mekanizma ile krank milli ileten iletir. Evet. İçten yanmalı motorlar. Günümüzdeki motorlar, yani LPG, benzin ve motorin araçlar içten yanmalıdır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 41. sorumuz, olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgiye ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? A. Bildirme. B. Koruma. C. Kurtarma. D. Tedavi etme. Evet, bildirmedir, değil mi arkadaşlar? Bakın, 112 acil servise bildiriyoruz. Adana seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? A. Akciğer. B. Mide. C. Karaciğer. D. Beyin. Tabii ki akciğerler solunum sistemi içerisindedir arkadaşlar. Solunum sistemi organlarındandır. Adana seçeneği doğru cevap. 43. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Bakın, burkulma belirtilerinden değildir. A. Şişlik. B. Kızarma. C. İşlev kaybı. D. Hareket ile azalan ağrı. Evet arkadaşlar, burada burkulma belirtilerinden değildir dediğine göre, bakın, şişlik var, kızarma var, işlev kaybı var. Hareket ile artan ağrı olacaktı, değil mi? Hareket ettikçe kırıkta, çıkıkta, burkulmada ağrı artar, azalmaz. Burada deniz seçeneği doğru cevap. 44. sorumuz, koma durumundaki kazı zedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Dik oturuş. B. Yarı oturuş. C. Yarı yüz üstü yan yatış. D. Sırt üstü yatış. Evet arkadaşlar, burada da yarı yüz üstü yan yatış koma pozisyonudur, değil mi? Uzun süreli bilinç kaybıdır koma. Evet. 45. sorumuz, kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Evet, tabii ki sağlık kuruluşuna kesinlikle hayati tehlikelere karşı önlem alındıktan sonra sevk edilmesi gerekiyor. Deniz seçeneği doğru cevap. 46. sorumuz, bak, dinle, hisset yönteminde dinle ne anlama gelir? A. Trafik işaretçilerinin dinlenmesi. B. Yaralının soluk sesinin dinlenmesi. C. Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi. D. Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi. Evet. Bak, dinle, hisset, değil mi? Dinle, neyi dinliyorsun? Soluk alıp almadığını dinliyoruz yaralının.
Bursa seçeneği doğru cevap. 47. sorumuz. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazı zedenin hangi durumundan anlaşılır? A. Yüzünün sararmasından. B. Nabız sayısının azalmasından. C. Vücut sıcaklığının azalmasından. D. Göğüs kafesinin yükselmesinde. Evet. Burada da arkadaşlar tabii ki ağızdan ağza suni solunum verdiğimizde hava miktarının yeterliliğini biz göğüs kafesinin yükselmesinden anlarız. Değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz arkadaşlar, son sorulara geliyoruz artık. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması. B. Atar damar kanaması. C. Toplar damar kanaması. D. Kılcal damar kanaması. Kesik kesik fışkırır tarzda akan kan atar damar kanamasıdır ve en tehlikeli kandır. Bursa seçeneği doğru cevap. 49. sorumuz. Bilinci kapalı ve solunumu dolaşımı olmayan kazı zedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır? Omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmak. Rentek manevrası, hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Tabii ki rentek manevrasıdır arkadaşlar. Hemlik manevrası nedir? Hemlik manevrası tam tıkanmadır değil mi? Kişi konuşamaz, ellerini boynuna götürür, yardım ister. Evet, Adana seçeneği. 50. sorumuz son soru arkadaşlar. Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, yukarıda verilen belirtilerin bir kazı zedede görülmesi hangi durumda olur? A. Baş yaralanması. B. Akciğer delinmesi. D. Dalak yırtılması. C. Dalak yırtılması. D. Kalp spazmı. Evet. Bulantı, kusma, burun, kulaktan kan gelme, göz bebeklerinin farklı büyüklüğü olması tabii ki baş yaralanmalarından olur arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. 2021-2022'de sizlere çıkacak örnek sınav sorularının tamamını ve konuları YouTube kanallarımızda izleyebilirsiniz, çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. %100 başarı arkadaşlar. 90 ve üzeri not garanti. İyi bir şekilde dikkatli dinlediğiniz, çözdüğünüz takdirde 90 ve üzeri garanti alabilirsiniz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.